Bir evvelki videoda leading tone dediğimiz köke dönüşte yarım ses uzaklıkta olduğu için daha etkili bir dönüş yaratan, daha etkili bir çözünme yaratan sesten bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar doğal la minör gamına bu sesi ekleyerek armonik minörü elde edeceğiz. Yani 7. derecesini doğal minör gamın 7. derecesini yarım ses dizleştireceğiz. Gene kolaylık olsun diye la minör üstünden gösteriyorum. Ama tabii artık biliyorsunuz bunu istediğiniz herhangi bir tonda transpoze edip çalabilirsiniz. Doğal la minörü bir çalayım önce. La, si, do, re, mi, fa, sol ve la seslerinden oluşuyordu. Şimdi bu 7. derecedeki sol sesini yarım ses tizleştirip sol diyez yapıyoruz. Hemen çalalım. La, si, do, re, mi, fa, sol diyez, la. Şimdi arkadaşlar hemen fark etmişsinizdir. Şuradaki bitişe yakın artık 7. sesi kaydırdığımız için 6. sesle 7. ses arası 1,5 ses uzaklığa ulaştı. Şöyle ki eskiden fa 6. derecemiz fa'dan natural halindeyken sole bir tam ses vardı. Şu an sol diyez aldığımız için 7. dereceyi buradan fa sol diyez arası bize 1,5 ses geliyor. Neden bunun üstünde durdum? Çünkü şimdiye kadar öğrendiğimiz majör ve doğal minör gamlarında dikkat ettiyseniz gam dereceleri arasında ya bir tam ses ya da bir yarım ses ilerliyorduk. Şimdi ise karşımıza birdenbire 6. ve 7. dereceler arası 1,5 seslik bir uzaklık ortaya çıktı. Şimdi müziğin gelişimini şöyle düşünürseniz insanlar bir şeyleri dinledikçe kulakları bunlara alışıyor. Böyle bir yapı bir yandan leading tone etkisiyle iyi bir çözünme yaratırken bir yandan da buradaki 6. 7. derece arasındaki o uzaklık birdenbire insanların kulaklarına farklı gelmeye başlıyor ki bazı türler bunu seviyor, bazı türler ise bundan kaçınıyor. Mesela biz Türkler, Persiller, Mısırlılar, Doğu Bloğu buradaki bu 1,5 seslik farkı seviyoruz kendi folkumuzda. Şöyle hemen size biraz onun üstünde durarak çalayım. Gördüğünüz gibi biraz arabik, oryantal tınlıyor. Dolayısıyla Batı müziğinde armonik minör kullanılsa da buradaki dereceler arası farktan biraz kaçınılarak kullanılıyor. Bununla ilgili örnekler videonun sonunda vereceğim modern müzikten. Şimdi bir evvelki videoya tekrar dönmek istiyorum. Orada hatırlıyorsanız doğal minör diyatonik dizisinde 5. derece akorumuz bazen majör gelebiliyordu. Bu leading tone etkisiyle çözünmeyi sağlamak için. Dolayısıyla melodik olarak düşünürseniz de bir melodi la minör başladım. La'ya dönerken sol diyezle döndüğünde melodik olarak da iyi güzel bir geçiş sağlıyor. Armonik olarak da yani akor olarak düşününce de akorun orada majör gelmesi üçlüsünden dolayı kök akora dönerken daha güzel bir kadans, daha güzel bir etki yaratmış oluyor. Dolayısıyla bu gamı adlandırırken bu sebepten dolayı arkadaşlar armonik minör demeyi uygun bulmuşlar. Şimdi örneklerine geçelim. Muse grubunun Plugin Baby. Riff'le girer, o riff'i hemen çalıyorum. Mi minör üstünden çalıyorum. Tabii ki artık armonik minör olacak. Mi bemolden girer arkadaşlar. Yani 7. dereceden, bu tizleştirdiğimiz dereceden giriyor. Riff kabaca böyle. Görüyorsunuz normalde natural olsaydı re alması gerekirken armonik minör kullandığı için re diyez yani mi bemol alarak giriyor. Diğer örneğim Billie Eilish arkadaşlar. Şu an çok ünlü, dünyayı kasıp kavuruyor Billie Eilish. Onun son albümünü dinledim. Bu şarkıyı da oradan zaten fark edip buldum. Çok güzel bir albüm. Tavsiye ediyorum bu arada. Çok güzel bir sound'u var. Albümdeki bir iki şarkı 1-4-5 akor diziliminde. Bu akor dizilimleri hakkında konuşacağız. Belirli akor dizilimleri vardır. Çok fazla kullanılır dünyada. Bu da onlardan biri. 1-4-5 yani dizimizin, akor dizimizin birinci, dördüncü ve beşinci seslerinin akorlarıyla yapılmış bir şarkı.
Hemen yeri gelmişken ufak ufak bu terimleri de size vermek istiyorum. Çünkü müzik teorisi çalışırken artık bu terimleri bol bol kullanacağız. Birinci sese biliyorsunuz unison diyoruz. Akor olarak dördüncü derece geldiği zaman biz buna subdominant akor diyoruz. Beşinci dereceye de dominant diyoruz. Bu şarkıda da şarkı minor olmasına rağmen beşinci derece akorumuz majör geliyor. Dolayısıyla fa diyez sesini alıyor fa yerine. Şimdi şarkının melodisi, şan melodisi, sol minör şarkımız demiştik. Re'den giriyor. Yani beşlisinden giriyor. Hemen çalayım. Türkçe zaten çok fazla örneği var arkadaşlar. Onları da yorumlarda siz yazın isterseniz fark edin. Bir dahaki videomuzda melodik minörü işleyeceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz melodik minörde zaten armonik minörün gene biraz düzeltilmiş bir hali. Bu Batı müziğinde çok sevilmeyen 1,5 ses aralık. Hani biz Türk müziğinde çok seviyoruz. Buselik Hicaz olarak bizde yer alır. Bu aralığın biraz düzeltilmesiyle de melodik minörü elde edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.